Evet, kanala hoş geldiniz. Ben operatör doktor Bora Özel. Bugünkü konumuz 20'li yaşlardan önceki cilt bakımıyla 20 yaşından sonra yapacağımız cilt bakımı arasındaki farklar. Bu videonun özelliğine uygulama olarak size bunu anlatacağım ve göstereceğim. Evet, o zaman hazırsanız başlayalım. Evet, ne yapıyoruz? Uygulama olarak e, cilt bakımımızı yapacağız. Peki, çok sevdiğiniz bir doktoru davet ediyorum. Sürpriz, geliyor kendisi. Severek ve alkışlarla alıyoruz. Doktor Bora Özel, hoş geldin. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Sen bize uygulama yapacaksın, ben de uygulamanın üzerine anlatacağım. Hadi bakalım. Şöyle, 20'li yaşları ayırmak lazım. 20'li yaşlardan önceki cilt bakımıyla, 20'li yaşlardan sonraki cilt bakımını kullandığımız gıda takviyeleri arasında çok ciddi oranda fark var. Neden? Çünkü hormonal bir dengesizlik var. Daha doğrusu hormonlarımız yavaş yavaş artmaya başlıyor. İşte erkeklerde testosteron artıyor. Kadınlarda östrojen artıyor. Ne oluyor? Cildimiz kuruyken ya da normalken bir anda karma ya da yağlı oluyor. Akneler geliyor, sivilceler geliyor. Dolayısıyla 20 yaştan önce çok güzel bir yüz yıkamı jeli ile olaya başlıyoruz. Yüz yıkamamızı yaklaşık 1 dakika boyunca yapıyoruz. Bir dakika sonra ne yapıyoruz? Güzelce yüzümüzü yıkayıp tonik aşamasına geçiyoruz. Yani 20'li yaşlardan önce de mutlaka tonik kullanıyoruz. Kullandığımız tonik hangi özellikte olmalı? Mümkünse e, akneli cilde yönelik belki içinde bir miktar asit içerebilen eğer çok hassas bir cilt varsa asiti olmayan alkolsüz bir tonik mutlaka 20'li yaşlardan önce de kullanılmaya başlanmalı. Çünkü en sık ee, sebasa filamenleri, en sık siyah noktaları 20'li yaşlardan önce görüyoruz. Eğer bundan önce bu soruna yönelik tonik kurgulaması başlanırsa ne oluyor? Kişilerde e, siyah noktalar olmuyor. Peki bundan sonraki aşama ne? Çok basit. Nemlendirmek. Basit bir nemlendiriciyle cildinizi nemlendirmeniz lazım. Eğer sevilcili bir cildiniz, yağlı bir cildiniz de olabilir. Hocam zaten yağlı benim, nemlendirmeye gerek yok demenizi Kesinlikle kabul etmiyoruz. Akne ciltlerde mutlaka nemlendirilmeli. Basit bir nemlendirici kullanıyoruz. Ve güneş kurucumuzu sürüyerek 20 yılı yaşından önceki cilt bakım rutinimizi bitiriyoruz. Eğer çok fazla sivilcemiz varsa, sivilceler iz bırakıyorsa ne yapıyoruz? Dermatologumuza başvuruyoruz ve sivilce tedavisine başlıyoruz. Kesinlikle ihmal etmiyoruz. Çünkü ne oluyor? Orada pıtır pıtır sivilceler Patlıyor ve izleri kalıyor. Sonra o izler bütün hayat boyunca uğraşmak zorunda kalıyoruz ve bizi çok yoruyor. Ne yapıyoruz? 20 yaşlardan sonra mutlaka e, asitliği ya da C vitamini ya da etilenolit serumları e, uygulamaya katıyoruz. Yüz yıkamamızı yaptık, tonik uygulamamızı yaptık. Tonikler kuruduktan sonra serum kullanıyoruz. Serum kuruduktan sonra da mutlaka nemlendirici onun üstüne de güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Bir de 20'li yaşlardan sonra e, ne yapıyoruz? Kolajeni mutlaka kullanmak lazım. Sisteme eklemek lazım. E, günlük e, her gün 10 gram kolajeni almalıyız. 3 aylık kürler yapmalıyız. 3 ay ara verip sonra tekrar bir 3 aylık kür yapabiliriz. Özellikle 30 yaşından sonra bunu mutlaka yılda 2 kür şeklinde yapmak lazım. 20 ile 30 yaş arasındaysanız da yılda 1 kür e, kolajen kullanımı yeterli diyoruz. E, bana mutlaka soracaklarınız vardır alta yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Ee, siz Doktor Bora Bey teşekkür ediyoruz bize uygulama gösterdiniz. Bir sonraki belki videomuzun konu olursunuz. Ee, sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.